Bir bağlantı yapalım Ersun Yanal konusuyla ilgili. Yağız Sabuncuoğlu, Yağız beni duyuyor musun? Duyuyorsan soru şu: Ersun Yanal istifa mı etti? O stat'taki durum ne? Maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odasına indi. Orada ciddi bir kaos olduğunu söyleyebiliriz. Gergin anlar da yaşandı soyunma odasında. Orada Ersun Yanal'ın da şöyle bir ifadesi oldu: İstifa ediyorum. Benden artık bu kadar dedi ve ardından odadan çıktı. Şu an Ali Koç'un en azından mix zondan veya otopark çıkışından çıkmadığını söyleyebiliriz. Onunla birlikte Ersun Yanal da hala stadyumda bulunuyor. Ama bu gece itibariyle söylenecek şu sözü var: eğer Fenerbahçe yarın bir maça çıkarsa en azından takım başında Ersun Yanal olmayacak. Onu söyleyebiliriz. Sözleri tekrar etmekte fayda var. Ersun Yanal soyunma odasında, başkan girdikten sonra soyunma odasına, benden artık bu kadar, istifa ediyorum deyip soyunma odasından ayrıldı Onur Tulul. Başka sorun yoksa sözü sana bırakabiliriz. Yağız, teşekkür ederiz. Detayları senden almaya devam edeceğiz. Yağız Sabuncuoğlu'nun durduğu yer, hem yöneticilerin çıktığı yer, hem otoparkın girişi, yani oradan da çıkarlarsa yakalayabileceği bir yer. Arada bir kapı daha var, onu da tutabileceği bir yer. Tam stratejik noktada durmuş durumdalar. Yani Ersun Yanal, Ali Koç eğer o bölgeden, stadın içinden çıkarsa, bizim ekibimiz onu yakalayabilecek durumda. Sıcak bilgi Yağız Sabuncuoğlu'dan aldık. Fenerbahçe'de istifa, teknik direktör Ersun Yanal derbi maçı sonrası görevini bıraktığını, evet, Başkan Ali Koç'a bildiriyor. Diyor ki benden bu kadar diyor. Şu andaki durum bu. Geri döndürürler mi? Ben zannetmiyorum. Ne yok, dersin? Buradan dönmez. Beklediğimiz olacak gibi duruyor şu an. Yağız da aldı bilgiyi. Artık bitti bu dönem. Yani buradan dönmez. Ali Koç'un da çok döndüreceğini zannetmiyorum. Döndürme kaygısı olacağını zannetmiyorum. Ersun Yanal'ın vücut dilinden de belliydi zaten. Maçın sonlarına doğru da görülüyordu. Çok yerinde bir karar bence. Artık yürümeyeceği belliydi. Hayırlısı olsun iki taraf için. Ahmet, yorumun ne? Olması gereken. Yani Ersun Yanal maalesef haftalardır, hatta sezon başından beri çok maçta hatalar yaptı. Çok maçta yanlışlar yaptı. Artık belli ki kafası başka bir yerde. Şimdi ben bunu birkaç defa burada yayında da söylemeye çalıştım, ben de biraz imalı olarak. Futbolcularla da konuştuğumuz zaman, takımdaki sorunları konuştuğumuz zaman, ya hoca çözer herhalde diyorum. Ya diyorlar, onun kafası başka bir yerde. Bize konsantre değil diyorlar. Yani mesela diyorum ki, yani ya neden yedekleri işin içine katmıyorsunuz? Diyor ki futbolcu mesela, abi diyor, benim işim değil ki bu. Bu teknik direktörün yapması gereken bir iş. Ama diyor adam ilgilenmiyor ki. Başka yerlerle ilgileniyor. Kafası başka yerlerde diyor. Yani ya takım nasıl olursun? Bir lider olur, tamam mı? Yani teknik direktör. Herkes ona saygı duyar. Ondan sonra futbolcular gerekeni yaparlar. Oradaki zamanları da sahada, antrenmanda. Öyle şampiyon olursun. Ama burada birileri bazı şeyleri eksik yapınca olmuyor. Yani ben bunu peki dönüp bahsedeyim. Baktığında Ersun Yanal ikinci döneminde başarılı mıydı dersin, başarısız mı dersin, dış şartlara mı bağlarsın, ne dersin bu dönemle ilgili? Şimdi ben Ersun Yanal'ı çok başarısız buluyorum gelişinde. Çok çok başarısız buluyorum. Neden başarısız bulduğumu da söyleyeyim. Birincisi, iletişim anlamında çok çok başarısızdı. Yani hep sloganlar üzerinden yürüdü. Bir tane kendi iletişimci, parayla iletişimci tutmuş. İlk gün dışarıdan söylemiştik burada, hatırlıyor musun? Evet. İlk gün. Kulübün iletişimcisi varken dışarıdan, yani Fenerbahçe ruhunu bilmeyen, içini bilmeyen, kalbini bilmeyen, taraftarını bilmeyen birini iletişimci tutup zaten yavaş yavaş oradan tepki toplamaya başladı. Sağ dışında başarısız. Sağda başarılı mı? Bakıyorsun. Fenerbahçe'nin kadrosunu iyi kullandı mı? Kullanamadı. Net bir şekilde kullanamadı. Rekabeti yaratamadı. Şimdi Adil Rami ya da Falet diyelim. Falet diyor ki ben diyor antrenmanda ne yapsam Jason oynuyor diyor. Jason iki tane penaltı yaptırtıyor. Oynuyor. Pas hatası yapıyor. Oynuyor. Pozisyon hatası yapıyor. Oynuyor. E kardeşim, rekabeti nasıl yaratacaksın bu takımda? Doğru ya. Diğer futbolcular Falet, nasıl? Falet savruk diyor. Oynatılmıyor ama yani savrukluğun tanımı bu. Yani savruk biri oynayacaksa bari stoper biri oynasın. Evet. Değil mi yani? Şimdi soruyorum ben. Yani takımda rekabeti de yaratamıyorsun. Oynayacak adamlar da belli. Şimdi Ozan diyor ki mesela. Ozan 3-4 haftadır kötü. Endişesi yok ki, kesin bir endişesi yok. Biliyor, oynayacak. Ya da ilk devrede Max Kruse kötü oynadı haftalarca. Kesilmedi. Tabii. Mesela Zayt diyordur ki ya göklerden şu an bir karar gelse bile beni orada oynatmayacaklar diyordur yani. Şimdi düşün.
Bu adamlar antrenmana çıkıyor. 11 oyuncu antrenmana çıkıyor. Sabah gidiyor önce. Mesai, memuriyet. Bir de 11 tane de yedek çıkıyor antrenmana, tamam mı? Geçen sene 3-0'dan 3-3'lük maçı da en kahramanlarından biriydi zaten. Zaten iyi oynamıştı o maç. İyi yani, oynadı, gol atamadı o son. Şimdi bak soru, 11 az önce antrenmana çıkıyor. Asist yaptı diye hatırlıyorum. Bir de gol attı. Gol attı. Attı bir tane galiba. Kaçırdı değil mi? Evet. Attı hem attı hem kaçırdı. Şimdi yedek oyuncuları düşünün. Antrenman yapıyorlar. Ya, ne kadar motive olur ki adam? Adam ne kadar motive olur? Takım nasıl olsa oynamayacağım diyor. Sahiplenmez de. Sahiplenmez de. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten son haftalarda takımın saha içindeki yaşadığı şeylerde anlıyorsun. Ya futbolcular ne kadar sahipleniyor sahada. Bir arkadaşı itildiği zaman koşuyor mu acaba? Yerden kaldırıyor mu? Şimdi bunu bütün spor dallarında görüyoruz. Mesela basketbolda mesela iyi takımlarda bir oyuncu yere düşüyor. 5 oyuncu, 4 oyuncu aynı anda koşuyor, yerden kaldırıyor. Ellerini uzatıyor. Dördü birden. Kötü bir takımda kimse koşmuyor mesela. Adam zaten 2-10 metre boyunda mesela. Zaten zor kalkıyor yerden. Ya da bir rakip oyuncu elini uzatıyor. Şimdi burada da Fenerbahçe'nin teknik direktör sebebiyle takım olamadığını, rekabeti yaratamadığını. Efendime söyleyeyim, zaten taktiksel anlamda hiçbir şey yok Fenerbahçe'de. Ya o forma oynuyor zaten. Ya forma da bu kadar kazanıyor maçları. Ya bu kadar puan topluyor zaten. Yapamadığını, bunları göremediğimiz için maalesef bu tablo ortaya çıktı. Ya Tolgay'ın olayı en güzel örnektir. Tolgay sezon başından beri neden 24 dakika oynadı? Ve Tolgay Ersun Yanal'ın çok istediği bir oyuncu değil miydi geçen sene? Fenerbahçe'ye gidip 3 milyon euro küsür bonservis bedeli ödemedi mi? Biz medyada okumadık mı defalarca Ersun Yanal çok istiyor işte yönetim alacak. Şunu atlamayalım. Yani sadece bonservis değil, devraldığı maaş da sağlam bir maaş. 2,5 milyon euro maaş devraldı. Evet. Artı, yani bedava alsan Beşiktaş'a yine pahalı bir transfer aslında. Doğru. Artı böyle bir durum var. Kardeşim o zaman ben sorarım. Sezon başından beri Tolga'yı neden 24 dakika oynattın? Neden bir rotasyon oyuncusu haline getirmedin?